Merhabalar, Songül'ün Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün de sizlerle beraber güzel bir acıka tarifi hazırlayacağız canlarım. Benim de çocuklarımın çok sevdiği, sıklıkla yaptığım bir tarif. Bu güzel tarifimi de sizlerle paylaşmak istedim. Gördüğünüz gibi yine ocağımın başına geçtim ve tenceremi aldım ocağımın üzerine. Şimdi ilk önce şöyle bir ocağımızın altını yakalım ve acıkamızı hazırlayalım. Biraz önce de belirttiğim gibi sıklıkla yaptığım bir tarif arkadaşlar. Yapınca da bayağı bir yapıyorum. Şöyle küçük küçük kavanozlara doldurup buzdolabına koyduğunuz zaman zaten bozulmuyor. Şöyle çocuklara indiriyorum. Çok seviyorlar. Hatta böyle kaşık kaşık yemeği daha çok seviyorlar. Şimdi ocağımızın altını yaktık. Şöyle bir çay bardağı zeytinyağımızı tenceremize alalım. Zeytinyağımızın üzerine şöyle el blenderından 3 baş sarımsağımızı güzelce çektim. Şimdi onu da şöyle yağımızın üzerine ilave edelim. Evet, sarımsağımızın tamamını zeytinyağımızın üzerine ekledim. Şimdi şöyle bir 2-3 dakika sarımsağımızın kokusu çıkana kadar kavuralım. Sarımsağımızın kokusu çıkana kadar kavurdum. Şimdi salçamızı ekleyelim. Ocağımızın altını kısalım ki sarımsaklarımız yanmasın. Hazır salçadan yapacağım arkadaşlar. 650 gram şöyle biber salçamız var. Kendi salçam az kaldığı için şöyle hazırlarını aldım. Sürekli de zaten hazır salçadan yapıyorum. Biraz da katı olduğu için acıkoya daha çok yakışıyor. Burada da 850 gram 830 gram da domates salçası kullanacağız. Şimdi salçalarımızı da tenceremize alalım hemen. Evet, gördüğünüz gibi hem biber salçamın hem de domates salçamın tamamını şöyle tenceremize aldım. Şöyle ocağımızın altını hafif açtım arkadaşlar. Şöyle güzel salçamızı sarımsağımızla birlikte bir 5-6 dakika bu şekil karıştırarak kavuracağım. Şöyle 2 tatlı kaşığı da tuzumuzu da atalım. Salçamız biraz tuzsuz geldi bana. Tadına baktım biraz önce. Orta ateşte 3-4 dakika salçamızı güzelce kavurdum. Şimdi sıra geldi baharatlarımızı da sırasıyla eklemeye. Biraz önce videomu kapatırken şöyle bir 2-3 yemek kaşığı daha zeytinyağı ilave ettim. Hemen baharatlarımızı da ekleyelim. Ocağımın altını tamamen kıstım. Şöyle bir tatlı kaşığı dolusu kimyon kullanacağız. Bir tatlı kaşığı kekik. Yine kullandığım baharatları ölçülerini de açıklama kısmına yazarım. Oradan da takip edebilirsiniz. Bir tatlı kaşığı karabiber. 2 tatlı kaşığı acı pul biber. Son olarak da şöyle 3 tatlı kaşığı da dolu dolu karışık baharatımızı da ekledim. Son dedim ama şöyle bir tatlı kaşığı da isottan da ekleyelim. Çok yakışıyor acıkaya. Evet, bütün baharatlarımızı ekledim. Tekrardan şöyle bir 10 dakika baharatıyla birlikte salçamızı kavurmaya devam edeceğim.
Açıkamızı ocakta şöyle yaklaşık orta ateşte bir 10 dakika baharatlarla birlikte kavurdum. Sonra tadına baktım. Şöyle biraz bana baharatlar az geldi ve tuzu da az geldi. Yine 2 tatlı kaşığı tuz ekledim. Kullandığım baharatlara da birazcık daha fazla kattım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Sizler de yine böyle kavurduktan sonra şöyle bir acukanızın tadına bakın. Tadını olsun, baharatlarını, tuzunu kendi damak zevkinize göre ayarlayın. Çocuklar da baktı. Anne birazcık tuzsuz olmuş dediler. O yüzden biraz tuz kattım. Biraz da baharatlarını biraz fazla kattım. Bilginiz olsun. Şimdi artık ocağımızın altını kapatalım. Şimdi son olarak cevizimizi de ekleyelim. Burada yine bunu da el blenderından çektim. 2 bardak, 2 su bardağı cevizimizi de ekleyelim hemen. Şöyle ocağımızın altını kapattım ve cevizimizi de ekleyelim. İki su bardağı cevizimizi de ekledik. Tekrardan şöyle karıştırıyorum. Şimdi gidip küçük küçük kavanozlarım var. Onları getireceğim. Güzel kavanozlarla dolduracağım. Dediğim gibi bozulmuyor. Eğer sizler denemek istiyorsanız bu tarifimi, bu kadar yapmak istemiyorsanız birazcık daha ölçülerinizi az tutun arkadaşlar. Benim çocuklarım bunu inanın bir haftaya kalmadan böyle sofrada kahvaltılarının yanında küçük çay kaşığıyla kaşık kaşık yerler. O yüzden ben biraz fazla yaptım. Kahvaltılık acukamızı şimdi küçük küçük şöyle kavanozlarımıza dolduracağım. Daha sonra da güzelce kavanozun içerisinde soğuduktan sonra da buzdolabına kaldıracağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kahvaltılık acukamız hazır. Biraz önce kendi telefonumdan çektim. Karanlık çıktı rengi. İnanın rengi aynen bu şekil oldu. Mutfak karanlık olduğu için acukamızın rengi de böyle karanlık çıktığı için kızımın kendi telefonuyla çektim. İnşallah sizler de bu tarifimi denersiniz. Bir videomun daha sonuna geldim. Umarım keyifle izlemişsinizdir beni. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, beğeni atmayı, yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Yeni bir tarifimde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.